kurdurulan partiler. Mesela CHP diyor ki, ya diyor bu ANAP'ın elinden, Demokrat Parti'nin elinden, Adalet Partisi'nin elinden seçim almak zor. Hı hı. Sağda bir parti daha kurulsa, biz el altından desteklesek, oyları bölünse. Yahut sağ diyor ki, solda bir parti daha kurulsa, el altından desteklesek, oyları bölünse. Evet. Birileri gaza getiriliyor. Evet. Bir parti kurduruluyor. Evet. Bunu yakın tarihimizde biliyoruz. Evet. 72 Milli Selamet Partisi'nin tabii kuruluşu. Hoca İsviçre'de. Rahmetlik Erbakan Milli Nizam Partisi'nden dolayı parti kapatıldı. Kendisi de yurt dışına gitti haklı olarak. Çünkü tutuklanıp hapse atılacaktı. Ondan sonra 72'de Türkiye'ye döndü. Dönüşü bütün medyada da yer aldı. Hava Kuvvetleri komutanı. Necdet. Yok Necdet değil ya. Hmm. O İsviçre'ye gitti. Hocayla görüştü. Gel partini kur. Demokratik şeye git. Bunu muhalifler Adalet Partisi'ni böldürmek için. Yoksa hocayı sevdiklerinden falan değil. Şey ettiklerinden dolayı hocaya değil. Hocaya şey diyorlar yani ülkede din elden gidiyor. Heh. Bir takım sıkıntılar aynı var. Aynı işte o şeyle yani biz laikiz ama dine karşı da değiliz. Gel sen bu işi şöyle et böyle et. Daha sonra Adalet Partisi içerisinden Bozbeyli liderliğinde Demokratik Parti diye o 40 kişiye yakın adamı böldüler. Aldılar Saadettin Bilgiç onlar. Yani o Adalet Partisi'ni iktidardan düşürmek asker daha doğrusu CHP'nin siyasal kanadı gibi çalıştı bunlarda. Yani bu şeylerde oydu. Hadise oydu. Mesela yeni partiyi kurdu. Allah rahmet etsin Yusuf Bozkurt Özal. Hı hı. Mesela Mesut Yılmaz'a kızmıştı. Evet. Abisi kuramadı ama o bir yeni parti diye bir parti kurdu. Hatırlar mısın? Tabii tabii tabii. Özal Cumhurbaşkanlığından istifa evet, edip başına geçecekti. Ama o parti de olmadı. Heh. Şimdi bak demokrasiniz güçlü olmadığı zaman bir yandan bölündürüyor, yeni partiler kurduruluyor, bir yandan da siyasi cinayetler şey ediliyor. Özal siyasi cinayettir. Kesinlikle. Heh. Bunun lamı cimi yok. Adnan Menderes siyasi cinayet. Tabii. Ya o zaten asıldı o. Belli siyasi cinayet oldu. Öbürü de yani birileri kakar belgedir de belge ahmaklara gösterilir. Heh. Bu çok netti. Amerika'nın onayıyla şey edildi. Amerika'nın artık canını sıkıyordu. Adnan Menderes'i astırdı Amerika. Biz senelerce işte iç politika şeyinden işte yok askerler astı, yok İsmet İnönü astı. Amerika'nın talimatıyla onları astırdılar. Ve bu sen benim Orta Doğu'daki karakolumsun, karakolumun komiserisin sadece. Kendi kafana göre iş yapamazsın. Sen gitti kredi istedi. Bir demir çelik fabrikası kurmak. Vermedi Amerika. Gitti Rusya'ya. Rusya ile tam bu işi işte İskender'in demir çeliktir o. Pişecek. Haziran'da imzaya gidiyordu. Her şeyde anlaştılar. 27 Mayıs'ta darbeyi yaptılar. Bundan sonra gelecek komiserlere gözdağı adam olun. Aklınızı başınıza toplayın. Size yaşamanız için ne gerekiyorsa istediğimiz kadar size veririz. Ama ya nikahlı karı böyle olmaz. Ama burası 53. eyaletti. Hatta bu eyalet Amerika'daki 51 eyaletten özgürlük açısından daha az özgürdü. Oranın valileri başkanı takmıyorlar. Ama buradakiler oluyor. Ve rahmetlik Adnan Menderes'i asmalar nedeni ondan sonra gelenlere gözdağı vermekti. Nitekim rahmetli Özal birkaç sefer bunu tekrar etti. Dedi ki, biz bu yola çıkarken kefenimizi giyerek çıktık.
Özal bunları rakibi o şeye karşı, Erdal İnönü'ye falan karşı söylemiyordu yani. Amerika'yaydı o mesaj. Tayyip Erdoğan'a. O da bu lafı çok tekrar etti. Gene Kılıçdaroğlu'na karşı değil, Amerika'ya o şeyi veriyordu. Hocam. Ve bugün S-400'ler, S-400'ler aynen o demir çelik meselesi gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.